sen gayet konuşup diyalog kurulabilecek bir kızsın. Bak, ön plana çıkmak isterse eğer senin yanında bir kadın seni bastırmak için konuşuyor. Sen de o ara onun cümlelerini provoke ediyorsun. Onu bak, fark ettim. Bak, bak ben seninle şu an diyalog kurabiliyorum mesela. Bunu ben de bir yakalayanla barış biliyor musun? Duygum, hissim yok. Az önce de söyledim. Bana ki hissin yok, hissin yok. Ben başından beri zaten Barış'a bir şey hissetmiyorum diyorum. Akın'a evet hissedip geldim. Ama Barış'ta bir şey yok. İyi anlaşıyoruz. Ama Barış'ı neden çok seviyorum? Çok iyi bir çocuk gerçekten. Beni tek bu evde dinleyip benim karşılıklı diyalog olarak konuşabildiğim insan oydu. İkinci sensin şu anda mesela. Akın da beni dinlemedi işte. Hep dedik çok konuşuyorsun, bastırıyorsun. Bak susabiliyorum demek ki, dinliyorum. Tuğçe de hele karşındaki insan demek ki egoya girdiği an sen direkt aynen savunma şeyine geçiyorsun. Evet. Hmm. Bak bir şey söyleyeyim, ben normalde insanları dinlemeyi çok severim. Bak senin sohbetin çok hoşuma gidiyor. Ayrıca makara bir kız seviyorum böyle, eğlenceli, o yüzden. Bana diyorlar ki Didem'le Ayca'nın yanında güçlü oldukları için mi duruyorsun işte? Yani onları kendine şey... Yok, Didem'le güçlü... Ayca'nın bu evde güçlü falan değil. Sadece daha fazla süredir bu evde. Heh, hiçbirimizin bir diğerinden ama gücü ya da bir şey ekstra bir durumu yok. Didem şöyle herkes bir durum gelin var. Adayı sonuç. Sadece evde... ilişkisi olan iki kişi olduğumuz için aynen bir süredir. Dolayısıyla tabii ilişkisi olan bir biz kaldığımız için biz varız. Aynen. Onun dışında bir ayrıcalığımız yok. Şunu söyle bana o zaman, benim sizin yanınızda durma amacım ne gibi bir şey olabilir? Ben şimdi beni elemek isteseler, hı-hı, arkadaşlar siz hayır durun kimse Merve'yi elemesin, oy vermeyin ona mı diyeceksiniz? Ya da ben burada yaşadığımı bunu biz karar vermiyoruz sonra, ki. Ben burada bulamadıktan sonra ben, hı-hı, bu evde dursam ne olur, durmasam, hı-hı, ne olur? Niye illa birisini seçeyim, anladın mı? Aynen. Birini bulursam dururum zaten. Ya madem siz güçlüsünüz, şöyle diyeyim yani daha eskisiniz bu evde diye ben, hı-hı, sizi seçtim. Ben Sibel'i niye seçtim o zaman? Sibel gidecekti. Ben başından beri geldiğinden beri Sibel'i seviyorum diyorum. Hı hı. Bir yanlışını görmedim çünkü. İyi bir kız. Hı hı. O zaman Sibel'in ne garantisi var bana? Sibel kendi bile gitmek için ayağa kalkan isimlerden biri oldu. Onu niye, evet, seçeyim o zaman? Yani. O yüzden bak herkesin mutlaka ki kendini anlatmak ister. Egolarımız olabilir. İnsanız sonuçta. Olur yani. Ama ben karşımdaki insana göre davranırım. Evet, Tuğçe ego yapıp da beni ezebileceğini zannederse ancak böyle ağlar ağlar zırlar kaçar karşımdan. Çünkü başka şeyi yok, çözümü yok. Farkındaysan hep kavga ettiğimizde ya ağlıyor ya kaçıyor, kendine bir alan yaratıyor. Bir nefes aldım geri geldim, gidiyor herhalde, düşünüyor orada ne yapayım falan, artık planlıyorum neyse. Ama mesela sen de dinlerken benim hoşuma gidiyor. Susarım, hı-hı, tabii ki çünkü senin anlatacağın şeyi merak ediyorum. Hı-hı. Ne anlatacaksın? Onu merak etmiyorum ama. Çünkü biliyorum sadece ezmeye çalışıyorum. Valla bu evde hırsları ve egoları boyuna aşmış insanlar geldi ve geldiği gibi gittiler. Hani hepsi birbirine, biri bir şey diyorsa öbür diyor ki evet evet bence de öyle. Hmm, ya senin öyle bir farkın olsun, bir, yani fikirlerin farklı olsun, insanlardan farklı düşünebil. Hmm. Hepsi birbirinin kopyası gibi geliyor öyle bana şu an. Öyle değilse bile öyle şey yapıyorlar, anladın mı? İşte, Gamze kötü çünkü dikkat çekiyor. Tamam, evet, mı? Çünkü, evet, gerçekten, evet, hani 10 söylüyorsa 9'u art niyetli. Aynen. Bunu yüzüne bakarak, aynen, çok net, aynen, anlayabilirsin. Aynen öyle. Yani insanlar ele verir yüzünden. Evet. Hani iyi konuşurken bile anla ki art, aynen, niyet var. Doğru. Ki ben onun art niyetini gözümün önünde görmüş bir insanım. Ben de görüyorum artık. Dolayısıyla çok güzel bir şey bile söylese diyorum. Çünkü biliyorum neyi, aynen, neden söylemiş olabileceğini. Arkasından, aynen, ne gelebileceğini. Tahmin ediyorum 3 aşağı 5. Sen bile alışmışsın. Şimdi iyi ben biraz daha az tepki çekeyim, şöyle olayım. Yok ya. Allah Allah. Yok ya, o kadar neyse, belli ediyor ki yani kendine. Aynen öyle değil mi? Evet dedim i̇yi, ya ben. İyi, bu zamana kadar yaptıklarını unutalım o zaman. Sineye çekelim, yutalım. Ay ben, bravo diyelim, alkışlayalım yani. Yok ben öyle. Geldiğimden beri bile gördüm. Öncesini çok fazla bilmiyorum ama geldiğimden beri olan Gamze şu anda yok. Dedim ya birkaç geçenlerde işte hayırdır sen niye bu kadar sessizsin diye. İşte adayım yok ondan. Niye senin bu evde adayın mı vardı? Önceden çok aşıktın da ben mi görmedim? Siz mi görmediniz dedi. Car 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 car. Herkese laf yetiştiriyordu. Herkesle uğraşıyordu. Şimdi nedense çekilmiş köşesine. Ondan sonra yine deyince bozuluyor. Hiç konuşmuyor. Sessiz, dediğin gibi kimseye tepki seni vermiyor. Seni kıskanıyor ama Gamze. Ha, bence fark de. Fark ettin. Evet. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sevdiğin.